Herkese selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tayland hakkında konuşacağız. Tayland'a geldiniz. Peki ya sonra? Tayland gerçekten turistler için yaratılmış bir ülke. Tayland'a ilk geldiğiniz zaman havalimanında polisler karşılıyor arkadaşlar sizi. Polisler karşıladığında sizlere şunları sorabiliyor. Ne kadar kalacaksınız burada? Buradan sonra nereye gideceksiniz? Kalacak yeriniz var mı? Ve dönüş biletinizi gösterin diyerekten. Böyle 5-6 tane soru soruyorlar maksimum oda. Ben geldiğim zaman bana kimse bir şey sormadı. Bunları cevapladıktan sonra ülkeye çok rahat bir şekilde giriş yapıyorsunuz ve havalimanındayken arkadaşlar kendinize sim kart alabilirsiniz. Sim kart çok pahalı değil, 75-80 lira ortalama Türk parası ile. Ama ben şöyle diyeyim, havalimanında biraz daha pahalıya satıyorlar. Onun dışında havalimanına gelir gelmez paranızı exchange yapabilirsiniz. Türk lirası ile gelmenizi tavsiye etmiyorum, dolar ile gelin çünkü Türk lirası çoğu yerde geçmiyor, düşük kuru yapıyorlar. Dolar en mantıklısı. Bir de şunu eklemek istiyorum. Havalimanına gece 12'den sonra gelirseniz otobüsler bitiyor. Taksiyle gelmeniz lazım şehir merkezine. Onun için de ama normal saatlerde öğlen olsun, akşam 12'ye kadar sürekli otobüsler var şehir içine. Bolt diye bir uygulama var. Bolt'tan taksi çağırabilirsiniz. Çok fazla pahalı değil. Diğer uygulamalar mesela 500 watt yazıyorsa Bolt 350 watt yazıyor. Hani alt tarafa Bolt uygulamasının linkini bırakacağım. Kalacak yer rezervasyonu yapmak için ise Booking uygulamasını kullanabilirsiniz. Booking'in linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Bir günlük yapsanız yetiyor rezervasyon. Öyle 3-5 gün yapmanıza gerek yok. Ucuz konaklama isterseniz ise arkadaşlar hostellerde kalabilirsiniz. Paylaşımlı odalar da geçiyor bunlar. 8 kişilik, 6 kişilik, 10 kişilik böyle manzalar falan var böyle. Bir arada yatıyorsunuz. Benim bulunduğum yeri de sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu gördüğünüz şu bina, sonra bu bina, bunun yanındaki bina. Bu 4 bina hostel. Şu karşıdaki bina. Buralar hep hostel. Ayrıca Tayland 12 ay boyunca yaz arkadaşlar. Buraya gelirken çok fazla kışlık getirmenize gerek yok. Onun dışında sadece yazlık getirin yeterli. Sadece muson yağmurları diye bir dönem var. O dönem için sadece bir yağmurluk getirseniz yeterli bence. Ve sizlere söylemek istediğim birkaç bir şey daha var arkadaşlar. Örnek vereyim. Bangkok'a geldikten sonra Pattaya'ya gitmek isterseniz 130 bahta otobüs biletleri var. Onun dışında Chiang Mai denilen yere gidebilirsiniz. Phuket denilen yere. Ya gezecek yerleri çok var Tayland'ın. Doğayla iç içe bir yer. Ben şu anda Tayland'da en sevdiğim bölgedeyim. Pai'deyim. Burası Mayang Son şehrine bağlı. Doğayla iç içe bir yer burası. Yani buraya gelmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Biraz da bunu besleyelim.